Çünkü biz cinselliğe sadece işte penetrasyon, sadece işte seks olarak bakarsak çok yanlış düşünürüz. Ne? Değil mi? Değil mi? Başka nasıl bakıyoruz? Sadece bu mu? Cinsellik. Hayır. Hayır. Terapiye git. Tamam. 3, 2, 1. Terapiye gitmeye çık. Sesini niye açtın? Sesi kapalıydı. Nasıl açıldı hatırlamıyorum. Nasıl açıldı acaba ya? Çok anladım. Terapiye gitmeye çekinenlerin programı. Terapimsi, hoş geldiniz. Neredesiniz? Pixel TV'desiniz. Biz şimdi eşimizden, dostumuzdan, akrabalarımızdan sorular istedik. Onlar göndermedi. Onlar da eşlerinden, dostlarından, akrabalarından istediler derken biraz yayıldı. Elimize birkaç soru ulaştı. Ve bu sorular üzerinden biz size yönelteceğiz. Siz de bunların cevaplarını vereceksiniz. Böylelikle hiç kendilerini açık etmeden size sorularını sormuş olacaklar. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. Yani sayılırız. Sonra ilk soruyu ben okuyayım. 39 yaşındaki kadınları hala anlayamadım. Tahmin olarak ne zaman anlayabilirim? Kadın beyniyle erkek beyni farklı mıdır? 39 yaşında ve hala anlamaya çalışıyorsa bir şeyleri bence biraz geç kalmış diye düşünüyorum. Yani kadın beyni ve erkek beyni farklıdır, evet. Bunun üzerine çalışması gerekiyor. Benim önerim Çince öğrenmesi yönünde. Daha. Bence hangi kadını öğrenmeye çalıştığı da çok şey vardı ya, kadınları anlama kılavuzu, şöyle kalınlıkta bir kitap. Benden uzun. Aynı şey Çince'de yok. Evet. Bu yüzden Çince daha kolay. O zaman ikinci satımı soruya geçiyoruz. Ben okuyorum. Kısa bir not soruyorum. Gençlik aşkı, yani ilk aşk, hayatın geri kalanındaki aşklardan farklı mıdır? Birey bunu farklı algılıyorsa farklıdır. Yani ilk aşkta takıntılı kaldıysa o zaman onun için her zaman farklı olacaktır. Bu biraz orada takılıp kalmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Yani bence aşka bakış açısıyla alakalı. Yani yaş geçtikçe duygulara olan bakış açıları değişiyor. Yani onu ilk aşk sanıyor ama daha sonra daha yoğun bir şey hissettiğinde aslında onun aşk olmadığını anlıyor olabilir. Yani bu değişebilecek bir şey. Mesela birini unuttuktan sonra başka birine aşık olduğumuz zaman onu da ilk aşk mı sanıyoruz? Hayır. Bence bu şu şekilde oluyor. Başka birisine aşık olduğunu, yani aslında ondan önceki kişiye aşık olmadığını fark edebilirsin. Yani asıl aşkın yeni hissettiğin duygular olduğunu anlayıp aslında önceden hissettiğin şeyin aşk olmadığını fark edebilirsin. Her yaşın ve her dönemin olgunluğu, hisleri farklıdır. O yüzden de o yaşta hissettiği aşkla ileri yaşta hissettiği aşkın dinamiği farklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ilk aşkta takılı kaldığı bir nokta varsa o onun için her zaman ilk olarak kalacaktır ve hiçbir zaman unutamayacaktır. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü soru. Neden soruların maddesini verirsek? Sıradaki soru. Evet. Biraz uzun. Kız arkadaşımla evlenme kararı aldık. Ama benim korkularım var. Bir insanın uzun yıllar geçirdikten sonra aşk ve tutku aynı kalır mı? Yaşlandığımızda da, yani ileri yaşlarda da aşk ve tutku nasıl olur? Tutkumuzu koruyabilir miyiz? Kafamda bu soruları atamıyorum. Kafam çok karışık. Aşk ve tutku aynı kalmaz zaten, biraz önce de anlattığımız gibi. İlerlediği süreçte de aşkı ve sevgiyi farklı algılıyor, farklı anlamlandırıyor olabilir. Ben soruyu unuttum. Aşk ve tutku her zaman aynı kalır mı? Evlenmek istiyorum ama karar veremedim diyor. Aşk ve tutku her zaman aynı kalmaz. Evliliğin de bireyin farklı dönemleri gibi, nasıl bizde çocukluk dönemi var, ergenlik dönemi var, yetişkinlik dönemi, yaşlılık dönemi var. Evlilikte de farklı dönemler var. Dolayısıyla aşk ve tutku aynı kalmaz. Bireylerle beraber dönüşebilir, farklılaşabilir. Buna uyum sağlayabildiğinde karşılıklı olarak çiftler, o zaman aşk ve tutkuyu daha canlı kılmak mümkün. Ama karşılıklı bu uyumu yakalayamadılarsa çok aşk ve tutkudan bahsedemeyiz zaten. Yani şey var, benim bir önerim var, belli bir yaştan sonrası için geçerli. Tutkuyu zinde tutması için mavi haplar var. Onların yardımıyla da tutkuyu zinde tutarak aşkı da besleyebilir. Yani sadece o zaman aşkı zinde tutmak için hap almamız mı gerekiyor? Hayır, aşkı değil, tutkuyu zindir. Tutkuyu ama aşkı birlikte örüntülü bir şey bu. İkisi yani birbirine şöyle, geçen bir şey. Fizyolojik olarak evet, belli bir yaştan sonra tutkuyla alakalı, hazla alakalı hani istemsiz olarak işte erektil disfonksiyon diyoruz, erken boşalma diyoruz. Bununla alakalı birçok şey var. Dolayısıyla tutkunun aynı kalması gibi bir şey ya da hazzı aynı şekilde hissetmek gibi de bir şey yok. O da yaşla alakalı değişebiliyor. Bizim burada aslında bakış açımız cinselliğe olan bakış açımızla eşdeğer diye düşünüyorum. Çünkü biz cinselliğe sadece işte penetrasyon, sadece işte seks olarak bakarsak çok yanlış düşünürüz. Ne? Değil mi zaten? Değil mi? Başka nasıl bakıyoruz? Sadece bu mu? Cinsellik, evetlik gibi. Hayır. Hayır, sadece, anlatmak istediği tamamen sadece, başka bir konuydu. Sadece bu değil elbette. Çünkü cinsellik sadece bir bakıştan çok dokunmaya kadar, penetrasyona kadar hepsini içeren geniş bir perspektif. Bu şekilde bakmak gerekiyor. Yani sadece penetrasyon olan kısmı da zaten sıkıntı yaşadıklarında en çok bu konuda başvuruyorlar, geliyorlar. Bu da ileri yaşlarda şeyi doğurabiliyor. Yani evet, aşık olma süreci hala aynı devam ediyor. 70 yaşında da aşık olabilirsin ama bu çabaya değmiyor diyebiliriz. Teşekkürler. Soruya geçiyorum. Kız arkadaşım sürekli bana çok aşık olduğunu söylüyor. Gerçekten aşkın küçüğü büyüğü olur mu? Yani yaşadığı çağa göre değişir bu. Çok böyle aşkın büyük büyük gösterilmesi diye bir şey yoktur bence. Yani aşk vardır ya da yoktur. Küçüğü yani büyüğü olmaz. Yani bu şeye benziyor. Yani. Çocukların hani işte seni anneciğim seni şu kadar seviyorum, evet, baba seni bu kadar seviyorum falan gibi bir şey oluyor. Yani sevginin bir ölçütü ya da aşkın bir ölçütü olmaz diye düşünüyorum. Yani içinde hissettiğin duygu bazen alevlidir. Bazen biraz daha şeydir, sakindir ama o aşk, sevgi devam ediyordur. Zaten devam etmiyorsa ve küçükse, yani bu soruyu soran kişiye göre küçükse zaten aşk değildir ki o yani. Yani biz aslında aşkta ve sevgide şunu çok kaçırıyoruz. Madde ile manayı çok birbirinden ayırıyoruz. O yüzden de hataya düşüyoruz diye düşünüyorum. Yani hislerle, odaklarla o maddeyi birbirinden ayırmamak gerekiyor. İkisini beraber hissetmek gerekiyor. İkisini beraber hissettiğiniz zaman aşkı gerçekten yaşamış olursunuz. Hem maddeyi hem manayı. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bunun bir ölçüsü yok yani. Arkadaşlar. Ya aşksın ya değilsin. Yani kısmen. Yani ikisini birlikte yaşadığın zaman gerçek aşka kavuşmuş olabilirsin. Yani sadece maddesel, dış görünüş, işte fiziki şeyler yeterli değil. Aynı zamanda sadece bir şeyler hissetmek de yeterli değil. İkisinin birlikte olması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler. Tamam, sıradaki soruyu soruyorum. Sende değildi ki sıra. Bendeydi ya. Utku'da değil miydi? Sanki bence Utku. Ondaydı. Ben başladım. Ben Utku sordum. Ben sordum. Utku sordum. Büyük aşk bende. Büyük aşk bende. Evet. Sordum. Şimdi sıra bende. Hala aslında geçmemiş. Üniversiteye ilk başladığım hafta bir çocukla tanıştık ve sevgili olduk. 2 hafta sonra çocuğu kafede başka bir kızla yakaladım. Hemen orada ayrıldık. Ama çok sinirlendim ve inanılmaz bir şekilde tiksindim. İçimde biriken nefretle birlikte sürekli stalklamaya başladım. Ve bir süre sonra çocuğa aşık olduğumu fark ettim. Sorum şu, yüzyılın klişesi olan en büyük aşklar nefretle başlar. Söz gerçek olabilir mi? O hırs yapmış, aşk değil onunki yani. Kesinlikle aşk değil ki, nefret de zaten aşka dönüşebilecek bir duygu değil. Ben aşk ve nefretin farklı kaynaklardan beslendiğini düşünüyorum. Ama ikisinin de takıntı hale gelebileceğini düşünüyorum. O takıntı hale gelme hissini insanlar karıştırıyor. Aşk ve nefret sanki böyle şeymiş gibi, birleşikmiş gibi oluyor ama ikisinin beslendiği kaynak farklı diye düşünüyorum. Aşktan nefret doğar mı? Bu da benim sorum. Fazla aşktan nefret doğabilir. O zaman fazla nefret. Çünkü fazla nefret, fazla aşk bir süre sonra ne yapar? Takıntı haline getirdiğin için sadece bana aitsin, benimsin gibi işte saplantıya dönüşür. Saplantıya dönüşür, yani. Aynen. Ve nefret değil de takıntı olur oradaki. Nefret de olmaz yani. Bu daha çok reddedilme duygusunun verdiği aşk sanılan bir duygu. Yani aşık öyle değil. Aşık değil. O zaman yoluna baksın. Yoluna baksın. Zaten üniversitede tanışmışlar, hemen sevgili olmuşlar, 2 hafta sonra da aldatmış, ayrılmışlar. İşte evet. Orada da hiçbir şey yok. Muhtemelen özgüveni zedelendiği için reddedilmiş oluyor bir nevi. Bu yüzden de onu artık kafasına daha fazla takıyor, sadece ona yoğunlaşıyor. Belki başka yoğunlaşacak şeyleri olsa hiçbir problem yok. Sadece ona yoğunlaştığı için bu bir tür artık şeye giriyor, hırsa giriyor. Yani hırs olduğunu düşünüyorum artık. Bir süre sonra hırsa döndüğü için. Yani benim aklıma başka bir şey de geldi. Sadece aşkta sevme tarafı yok, sevilme tarafı da var. Yani insanın beğenilme içgüdüsü var ve beğenilme içgüdüsünün doyurulmasını istiyor. Karşı taraf onun beğenilme içgüdüsünü doyurmadığı için de hırs yapıyor. O yüzden de nefret ediyor. Sen beni beğenmiyorsun diye bu sefer nefret ediyor ondan. Benim bir takıntım var. Takıntım bir meyveye. Görmeye, duymaya dayanamıyorum. Uygun koşullara getirilirse yiyebiliyorum. İçinde ne olduğunu bilmediğim sürece onun aromasıyla yapılan şeyleri içebiliyorum. Neyse, daha fazla anlatmayayım. Kötü oldum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Uygun koşulları izlemelisin. Ya böyle bakınca benim de var. Psikolojik belki ama ben fizyolojik olarak hissediyorum, yani kaşınıyorum, böyle her yerim kabarıyor. Neye karşı? Şeftaliye karşı. Söylerken ya da söylendiğinde başlangıçta oluyormuş gibi oluyordu ama şimdi olmuyor. Yani demek ki çok da fiziksel değilmiş. Başlangıçta söylenince bile kaşınıyormuşum gibi hissediyorum. Aslında her fiziksel psikolojiktir, her psikolojik fizikseldir. Bunun için ben dokunmamayı tercih ettim. Böyle bir yol izledim kendime. Şöyle bir şey, yani beyinde bunun çalışma sistemi şu şekilde ilerliyor. Bir duygusal işletim merkezi var beyinde ve siz o meyveye karşı o duygusal işletim merkezinin izlediği yolu takip ediyorsunuz. Ama öğrenmeniz ve kendinizi geliştirmenizle birlikte beyin farklı yolaklar oluşturup o yolaklardan devam ettiğinde sen rahatlıyorsun. Ve o psikolojik yakınmaların, fizyolojik yakınmaların geçiyor. Sen de rahatladığını hissediyorsun. Zaten psikoterapinin aslında amacı da bu. Ya da psikolojik tekniklerin amacı da bu. Beyine farklı yolaklar sunup, farklı yolların olduğunu gösterip beynin çalışma sistemini değiştirmek aslında. Peki böyle bir danışan geldiğinde nasıl bir terapi uyguluyoruz? Yani farklı teknikler var uygulanan ama asıl mevzu neden etkilendiği ile alakalı. Yani siz direkt olayı alırsanız eğer, altında yatan sebebi almazsanız bir yol kat edemiyorsunuz. O yüzden altında yatan sebebe odaklanmak gerekiyor. O zaman bu takıntılı arkadaşı terapiye bekliyoruz. Sıradaki soruya geçiyoruz. Öncelikle merhaba, yeni sevgilime çok aşığım ama eski sevgilim olan aşkım da bir başkaydı. Sizce ben ne yaşıyorum? Eski aşkıma mı aşığım yoksa yeni aşkıma mı aşığım? Sizce eski aşkım mı, yeni aşkım mı? Bizcesi diye bir şey yok bu olayın. Arada kalmışsın. Önce bir bitir her şeyi. Aynen. Ya bizcesi diye bir şey olamaz. Onu kendi karar verecek. Artı eksi tablosu yapsın kendince. Olabilir, yapabilir. Bu da bir teknik. Artı eksi yapabilir. Hangisi daha artısı fazlaysa. Ama artı eksi tablosu da yani şey değil mi yani, iş seçerken hadi ya da işte belli şeyleri almaya çalışırken olsa okey. İlişki seçerken artı eksi tablosu biraz... Hayır yanlış anlaşıldı. Artı eksi tablosunu şey yapacak. Artıları bir araya getirip ona uygun kriterde bilmek. Evet, olur. C kişisi. Evet, C kişisi öğretecek. Sıradaki Utku'dan gidiyor. Benden değil de seninle konuşamıyorum. Evet. Sınıfımda bir çocuk var. Kesinlikle benden gelmiyor bu sınıf. Bana olan ilgisi çok hoşuma gidiyor. Ama ben ona karşı bir şey hissetmiyorum. Onunla sevgili olsam sonradan aşık olabilir miyim? Çünkü ilgisini kaybetmek istemiyorum demiş. Yani aşkın ilgisi, muhabbeti hoşuna gidiyor ama o kadar mantıksal ki acaba bu böyle devam edebilecek mi? Bu da arada kalmış sorusu. Biraz da bencilce bir davranış. Şımarıklık diye biz tabir edemeyiz belki ama Yani oradaki o ilgi kısmı ona iyi gelmiş. İlgiden mahrum kalmak istemiyor. Ama bu böyle devam edebilecek mi? Hani ilgisi bana hep böyle kalacak mı? Bununla alakalı çiftin bir yatırım yapması ve fedakarca bu ilişkiyi devam ettirmesi lazım. Bunun için bir emek harcanması gerekiyor ki bu ilgi, sevgi devam etsin. Burada soruyu soran arkadaşımız aşırı mantıksal davranarak aslında duygularını çok da ön planda tutan birisi değil bence. Ama karşı tarafa da haksızlık etmesin yani bu duygular. Aynen öyle. Yani sırf duygularına odaklanması ve biraz daha içsel yaşamasını tavsiye edebiliriz. Şöyle bir şey olur yani bir şey hissetmiyordur ama çocuk zengindir anladın mı? Biraz daha mantık evrili gibi bir şey düşünüyor. Ama burada yani ilgiden bahsetmiş. Bana yani ilgi duymasının hoşlanıyorum diyor. Ama bu ilginin böyle devam edip etmeyeceğine karşı şey değil, emin değil. Bu da tam bir mantıksal şey, ne denir ona? Hani maddesel düşünüyor aslında biraz da. O zaman terapiye devam edeceğim. Olabilir. Çok tamam, şimdi sıradaki bir istek, bunu da koymuşsunuz içeriye. Çok acil paraya ihtiyacım var, bankama aç verir misiniz? Valla çok ilgilendiğim bir nokta değil ama Portekiz mi demiştik? Portekiz üst karşılıklı gol var. Yatırım amaçlı değil. Yatırım tavsiyesi değil. Hep böyle mi derler? Evet. Bunu sonuna saymıyor herhalde değil mi? Hayır. Bende mi sıra? Sen. Annem hep kınama, kınadığına benzersin derdi. Zenginleri kınarsam zengin olurum. Bir denemek lazım. Güzel bir şey, bir denemek lazım aynen. Bir kınayalım hep beraber. O zaman gerçek sorumuza geçebiliriz. Bu hazırlıklı, bu soru hazırlıklı. 33 yaşındayım, 2 yıllık bir ilişkim var. Sevgilim lise zamanındaki sevgililerim bile kıskanıyor. Sürekli bu konuda bir tartışma çıkıyor ve bunu çok yıpratıyor. Bu durum sağlıklı mı? Bu durumu nasıl aşabiliriz? Bu durum seni zaten rahatsız ettiği için sağlıklı değil. Ama sevgilinin sürekli kıskanmasıyla alakalı ya sen ona bir malzeme veriyorsun ya da o çok takıntılı. O yüzden beraber çiftimizi terapiye bekliyoruz. Peki Pixel TV 20 koduyla gelenlere %20 indirim uygular mıyız? Bakarız. Düşünmek lazım. Soru uzun olduğu için yine ben okuyorum. Kısa sorularla ilgili bir sıkıntım var. Kısalarla ilgili varmış. Yeterince hayatında kısa varmış meğer. 34 yaşındayım, 8 yıllık evliyim. Eşimi seviyorum ama onun artık beni sevmediğini düşünüyorum. Çok sık tartışır olduk. Hakarete varan kavgalarımız oluyor. Çünkü onu tatmin edemediğimi söylüyor. Haksız da değil. Cinsel ilişkiye girer girmez hemen boşalıyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Bir gazetede sünnetin erken boşalmaya yol açabileceğini okudum. Bu durumda benim durumum çözümsüz. Durumun çözümsüz değil. Çözümsüz değil. Aynen. Bunun 10 adımlık bir şeyi var, protokolü var. 10 adımlık bir tedavi programıyla, cinsel terapiyle aşabilir diye düşünüyorum. Ayrıca sünnet erken boşalma yapmaz. Böyle saçma bir yan etkisi yok. Sünnet sağlıklı yani diyebilir buna misin? Ayrıca bir cinsel terapi seansı gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. O zaman şimdi bu haftalık sorularımız bitti. İzleyicilerimiz eğer alt tarafta bulunan mail adresine sorularını gönderirse haftaya yeni sorularla görüşmüş oluruz. Görüşmek üzere. Bir de abone olursanız seviniriz. Yorum yapın, paylaşın. Beğenin. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayır, Pixel TV'desiniz. Terapimsi bitti, artık Pixel TV'de değilsiniz.